Meclis bütçe vesayesinde tartışmalar hafta sonu da hız kesmedi. İçişleri Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerine ana muhalefetin Bakan Soylu'yu hedef alan eleştirileri damga vurdu. CHP sözcüsü Tezcan'ın zangoç benzetmesi AK Partililerle CHP'lileri bir kez daha karşı karşıya getirdi. Bu kilisenin zangocu kim? Zangocu. Bir de zangocunu söyle bakalım. Aşağılık bir işmiş gibi bir hakaretimiz bir noktada söyledi. O inanca bir hakaret var. Zangoç kim? Zangoç nedir? Kilisede çan çalma görevini yapan değerli bir kilise görevlisidir, din görevlisidir. İçişleri Bakanı Soylu'nun 2008 yılında Erdoğan'ı hedef alarak söylediği sözleri kürsüye taşıdı, bütçe görüşmelerinde yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. İçişleri Bakanlığı bütçesi görüşülürken AK Parti ile ana muhalefet yine karşı karşıya geldi. Sen bittin, bittin sen, alçaksın, şerefsizsin, ifadeler bunlar. Bunlar benim ifadem değil. Sayın milletvekilleri. Bunlar benim ifadem değil. Lütfen çalışma düzenini bozmayalım. AK Partilileri asıl öfkelendirense Tezcan'ın zangoç ifadesi oldu. Başta Hristiyan milletvekilleri olmak üzere Tezcan'a tepki yağdı. Bu bir kinaye sanatıdır. Bu bir kinaye değildir, teşbih değildir, doğrudan hakarettir. Hristiyan milletvekili Esayan Tezcan'ı özür dilemeye çağırırken genel kurulda FETÖ polemiği de yaşandı. Bu matruşkanın içi açıldıkça bir tane çıkar. İçi açıldıkça bir tane daha çıkar. İçinden çıkacak son isim, son resim siz olmayasınız sakın. Acaba FETÖ sizi kripto olarak mı oraya soktu? Özgür El Özgür'e sorun. O toplantıda AK Parti Genel Başkan Yardımcınız var mıydı? Gelin onu buradan açıklayın. Yükselen tansiyonu düşürmek için genel kurula ara verme formülü devreye girdi.